Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size klasik nohut modelini anlatacağım. Bu modeli her yerde kullanabilirsiniz. Yeleklere, bluzlara, çocuk örneklerine çok yakışan bir model. Kaç ilmek atmamız gerekiyor? Önce ondan bahsedeyim. Normalde model dördün katları üzerine kuruluyor. Fakat biz kenarlarda pay bırakacağımız için şimdi örerken dördün katları artı iki tane ilmek atmalıyız. Şimdi modele üç tane ters örgü yaparak başlayacağız. Bir, iki, üç tane ters örgü yapıyorum. İpi geriye attım. Bir ilmekten, şuradaki bir ilmekten üç tane ilmek çıkaracağız. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane bu şekilde ilmek normal çıkarır gibi alıyoruz. Fakat soldaki ilmeği hiç kıpırdatmıyoruz. Yani onu hiçbir şekilde çıkarmıyoruz. Sonra ipimizi alıp öne alıyoruz ve şöyle bırakıyoruz. Tekrar yine şişimizi aynı ilmeğin içinden ilmek çıkarmak için geçiriyoruz ve bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ortada öne aldığımız iple birlikte burada bakın 1, 2, 3 tane ilmek çıkarmış oluyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sonra ilmeğimizi öne alıyoruz. Ters örgü yapar gibi 1, 2, 3 tane ilmeği topluyoruz. 1, 2, 3 tane ilmeği ters örgü yapar gibi toplayacağız. Toplama işleminde ters örgü yapar gibi, ilmek çıkarma işleminde de düz örgü yapar gibi çalışacağız. Şimdi tekrar ipimi geriye atıyorum ve bakın buradaki ilmeğin içinden yine bir tane ilmek çıkardım. Sol şişteki ilmeği hiç çıkarmıyorum buradan. İpi öne alıp üzerine doluyorum. Tekrar aynı boşluğun içinden bir ilmek daha çıkararak toplamda 1, 2, 3 tane ilmek çıkarmış oluyorum. İpimi öne aldım ve burada kalan son 3 tane ilmeği topluyorum. 3 tane ilmeği topladım. Ben sıramın sonuna geldim. Nasıl sıramın sonuna geldim? Bakın şimdi burada 3 tane ilmek kaldı. Bunlar benim kenar ilmeğim. 1, 2, 3. 4'ün katları artı 2 şeklinde çalışırsanız modelinizde genişleme ya da daralma olmaz. Ama ilmek sayınızı doğru tutmazsanız bu model biraz riskli. Genişleme yapabilirsiniz. Çünkü 1 arttırıp 1 topluyorsunuz. 1 arttırıp 1 topluyorsunuz. Eğer ilmek sayınız düzgün olmazsa ve ekstradan arttırmalar yaparsanız modelin sağdan ve soldan genişleyeceğini görürsünüz. Ben bunları hep video başında belirtiyorum ama sanırım atlayarak gittiğiniz için anlaşılmıyor. Sonradan işte niye genişledi, niye daraldı diye sorular soruyorsunuz. Videoyu dikkatli baştan sonra dinlerseniz bu soruları da sormazsınız. Çünkü ben çoğunu artık cevaplamıyorum. Çünkü zaten hepsini videolarda anlatıyorum. Şimdi bu şekilde bitirdik. Başta ve sonda kenar ilmekleri ördük. Sonra da 3 tane ilmek çıkardık, 3 tane ilmek topladık ve bu şekilde devam ettik. Şimdi modelimizin arka yüzüydü bu çalıştığımız. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Yani o nohut modelleri bu ön yüzde ortaya çıkacak. Ön yüze döndüğümüzde baştaki de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimizi ters örgü yapacağız model boyunca. Ön yüzümüze döndüğümüzde bütün ilmekleri ters örgü yapacağız. Komple baştan sona ön yüzde ters örgü yapıyorum. Sonrasında arkaya döndüğümde kenar ilmeği mutlaka öreceğim. Örmezseniz yukarıya doğru bir çıkış oluyor. 1, 2, 3 tane kenar ilmeğim var başta ve sonda. Şimdi ne yapacağım? Şimdi hatırlarsanız birinci sıramızda 3 tane ilmek çıkarıp sonra 3 ilmeği kesmiştik. Şimdi tam tersini yapacağız. Önce 3 ilmeği keseceğiz. Sonra 3 ilmeği çıkaracağız. Yani arttıracağız. Kesme işlemlerini her zaman ters örgü yapar gibi yapıyorduk. Az önce de belirttiğim gibi.
3 tane ilmeği birlikte kestim. İlmek çıkarma işini de düz örer gibi bir tane örüyorduk. Şu şekilde doluyoruz bir tane. Tekrar şişimizi geçiriyoruz ve bir tane daha örerek sol ilmekteki, sol şişteki ilmeği çıkarıp toplamda 3 tane ilmek elde etmiş oluyoruz. İpi öne alıyoruz, ters örgü yapar gibi 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. İpi geriye atıp aynı ilmek içinden toplamda 3 ilmek çıkarıyoruz. Ve kenar ilmeğimiz olan 3 ilmeği örüyoruz. Kenar ilmeği olan 3 ilmeği örüyoruz. Tekrar döndük. Bakın, nohut modeli oluşmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ön yüzde olduğumuz için bütün ilmekleri ters örgü yaparak bitiriyoruz. Bakın, bütün ilmekleri ters örgü yaptım ve bu sırayı bu şekilde, bu metotla bitiriyorum. 4 sırayı bu şekilde bitirdik. 5. sıraya geldiğimizde 5. sıra 1. sıranın aynısı. 4 sırayı tekrar ederek çalışmanızın sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Şimdi 1. sırada ne yapmıştık hatırlarsanız? Yine ilk 3 ilmeğimizi örmüştük. Nohutlar çaprazlama gidiyor. Şimdi bu sırada ilk ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkaracağız. Çünkü 1. sırada da bunu yapmıştık hatırlarsanız. Sonra diğer üçlüyü kesmiştik. Sonra ipi geriye atıp gelen ilmekten 3 tane ilmeği aynı metotla çıkarmıştık. 3 taneyi de kesmiştik. Sonra kalan kenar ilmeklerimizi 3 tane ördük. Modelimizin ön yüzüne döndüğümüzde artık bu nohutların oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve ön yüzü her zamanki gibi yine ters örgü yapıyoruz. Evet, 6. sıradayım. 6. sırayı bitirdim. 7. sıradayım. 7. sırada kenar ilmeklerimi yine 3 tane ördüm. 3. sırada neyi uyguladıysam onu yapıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeği topluyorum. Sonra diğerinden de ilmek çıkarıyorum. Şimdi burada şöyle bir sorun var bu modelde. Modeli bırakıp gittiğiniz örgünüzü geri döndüğünüzde sıraya nasıl başlayacağım? Keserek mi yoksa ilmek arttırarak mı başlayacağım? Bu en çok şaşırma konusu bu modelde. Şimdi onunla ilgili bilgi vereceğim size. Şimdi bakın, mesela daha önce yaptığım model, bunu bıraktım, geldim. Nereden başlayacağımı nasıl bileceğim? Arttırarak mı, eksilterek mi? 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada model kendini belli ediyor. Bakın, 1 tane ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarılmış. Burada derin büyük bir boşluk var. Daha önce 1 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıldığı belli. O zaman bu sırada, bu sefer tam tersini yapacağız. 1 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarılmış olan bu sırada toplama işlemini yapacağız. Yani artık ilmek çıkarmayacağız. Çapraz ilerlediğimiz için toplayacağız bunları. Şimdi zaten doğal olarak da bakın, bu çok tek başına gözüküyor. Bunun içinden de yine ilmek çıkaracağım. İlmek çıkararak gidiyorum. Buraya bakıyorum. Bakın, yine kocaman bir boşluk var. Buradan 3 tane ilmek çıkarılmış. O zaman bunların, bu üçünün toplanması, kesilmesi gerekiyor. Bu şekilde anlayacaksınız. Öteki türlü gidip geldiğinizde karıştırabilirsiniz ne yapmanız gerektiğini. Önden bakarak çapraz ilerliyor ama onu anlamak zor oluyor. Ben zorlandım açıkçası. Dediğim yöntemi izlerseniz çok daha kolay ilerlersiniz. Hepinize kolay gelsin.